Değerli katılımcılarımız hoş geldiniz. Saygıdeğer hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Burhan Bey. Hoş bulduk. İyiyim. Sizi de iyi gördüm. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sizinle birlikte olunca başka türlü olunamıyor bildiğiniz gibi. Hocam demiştiniz ki hukuk yoksa yaşam tesadüflere bağlıdır. Ben ona bir ekleme yapmak istiyorum. Hukuk yoksa yaşam tesadüflere ve bizi yönetenlerin insafına bağlıdır. Demiştiniz ki rastgele yaşamak istemiyorsak eğer anayasamıza sahip çıkmalıyız ve usul esastan önce gelir. Hocam şimdi anayasa bir devletin yani devleti oluşturan insanların halkın yönetim sistemi üst çatısı omurgası olduğuna göre anayasa dediğimizde usulün esastan önce gelmesi hocam uygulamada ve hukuken ne anlama geliyor? Ne anlamalıyız usul dediğimiz zaman? Şöyle insanlık tarihine baktığımızda biz tarihi yazıyla başlatıyoruz. Çünkü yazının icadından itibaren birbirimize aktarabildiğimiz bilgi, düşünce birikimi çok büyük ölçekte artıyor ve kayıt tutabilmeye başlıyoruz. Bu şu anlamada geliyor. Aslında birbirimize uymamız gereken kuralları da aktarma imkanımız artıyor. Çünkü yazıya geçirebiliyoruz. Ve bu da aslında biraz evvel usul olarak ifade ettiğimiz sürecin başlangıcına işaret ediyor. Çünkü yazı evet ilk olarak biraz böyle bizi yavaşlatan, o hızımızı kesen bir faaliyet gibi gelebilir. Ancak insanlığın belki de en büyük icadı diyebiliriz. Çünkü bu uygarlığın inşasını biz yazıyla sağlıyoruz. Yazıyı da sadece yani taşlara yazılan, kağıda yazılan değil, artık mesela veri, sıfır birler de bir yazı. Yani bilgi aktarmaya başlamışız biz. Ve bunu bir çerçeve içerisinde yapıyoruz, saklıyoruz. Bu bir güvenlik aslında. Yazı orada var olduğu sürece ben, siz, benden sonra bir başkası gittiğinde hep orada onu görüyor. O bir referans noktası haline geliyor. Ve bu Söz da uçar yazı kalır hocam. İlk öğrendiğim Latince tabii. kelimeydi. Verba volante scripta manent. Evet, gayet de şiirsel bir, hoş, kulağa hoş gelen bir ifadeyle aslında yazının kalıcılığı ve bununla birlikte sorduğumuz soruyla bağlantılı olarak sunduğu güvenlik karşımıza çıkıyor. Yani aslında usul bir uyulacak kurallar dizgesi ve çerçeve. Örneğin bir hakkı tanıyabilirsiniz, o hakkı kısıtlayabilirsiniz. O hakkın tam yararlanma koşullarını değiştirebilirsiniz. Ama genel olarak bir hakkın ileri sürülebilmesi için bir uyuşmazlık çıktığında ne gerekiyor? Bir mahkeme usulü gerekiyor. Yani belirli bir kurallar dizgisine göre hakkınızı ileri sürmeniz gerekiyor. Bu kolay kolay değişmez. Ve bunun öyle olacak olduğunu bilmek bize büyük bir güvenlik sağlıyor. Yani eskiden de böyleydi. Önümüzdeki süreçte de az çok çok gerekli olduğu tespit edilen değişiklikler dışında bir değişiklik olmayacak. Böyle devam edecek. Yani biz odacıklar oluşturuyoruz. Onların içinde değişiklikler yapabiliriz ama ana yapıyı değiştirmiyoruz. Tadilatlar yapıyoruz da ana yapıyı vurup kırmıyoruz. O ana yapıyı sürekli ayakta tutuyoruz. Bu nedenle tabii ki usulün esasdan önce geldiğini söyleyebiliriz. Bu esasın önemli olmadığı veya aynı değerde olmadığı anlamına gelmiyor. Ama usulü çiğnersek ne var canım hakkı öyle de olsa gerçekleştiririz, böyle de olsa gerçekleştiririz dersek orada ana yapıda kolon kesmiş gibi oluyoruz. Bunun da nasıl tehlikeli sonuçlara yol açtığını hepimiz tahmin edebiliriz. Usul kurallarına uymak bir angarya değildir. Bir böyle ekstradan yapılan bir iş, bir lüks değildir. Çünkü hukuk düzeni bunlarla inşa oluyor ve düşünün milyonlarca insan için geçerli kurallar dizgesinden bahsediyoruz. Yani bu büyük bir uyum. Bunu başka türlü sağlamanın yolu da yok. Dolayısıyla usul esas ikisi de birlikte hukuk kurallarına uyma birinci uygarlaşmanın ön koşuludur. Bunun önü, arkası yok. Bunun daha iyi bir seçeneği de yok.
bu kurallarının tabii ki oluşturulma aşamasını daha da iyileştirebiliriz, daha katılımcı olabilir. Şu aklımızı ne kadar kurala yansıtabilirsek, sonradan o kuralın bize mutluluk verme olasılığı da o kadar artıyor. Ama ya burada bir kural var ama biz orada kendi pratiklerimizi geliştiririz. Kendimizi orada dursun. Yani böyle hiç kullanılmayacak, gösteriş için oraya konulmuş bir nesne gibi düşünülürse orada oluşan kara düzen eninde sonunda gelip o bizim inşa ettiğimiz ve korumaya çalıştığımız uygar düzeni boğar, yok eder. O küçük küçük, herkes küçük küçük kolon kestiğinde bir şey olmayacağını zannediyor. Allah korusun, bazen küçücük bir depreme bakıyor. Diyorsunuz işte Japonya'da 8 şiddetinde depreme 100 katlı bina dayanıyor. Burada 3 katlı bina 5,2 şiddetinde depremde yıkılıyor. Neden? Çünkü köklerini çürütüyorsun. Bunu yapmamamız gerekiyor. Yani kurallara büyük saygı duymamız gerekiyor. Mutlak surette uymamız gerekiyor. Bunu bilinç olarak taşımamız gerekiyor. Hocam şöyle diyebilir miyiz? Biz programımızın başında anayasa dediğimiz şeyin bir halkın devlet olarak birlikte hangi şartlar altında yaşayacağına ilişkin bir genel konsensus olduğunu konuşmuştuk. Ve siz o zaman bizim anayasamızın dört ana kolon üzerinde yükseldiğini anlatmıştınız. Şimdi hukuk yoksa yaşam tesadüflere bağlıdır. Rastgele yaşamak istemiyorsak anayasamıza sahip çıkmalıyız dediğimizde anayasada yerleşmiş olan usul kuralları toplumun yaşamının her alanını sanki etkiliyor olarak anlıyorum. Örneğin bir kamu yöneticisinin nasıl seçileceği, bir siyasi olarak seçilen yürütmenin nasıl seçileceği, kullanılan oyların nasıl sayılacağı, ve demokrasiyi oluşturan o bütün fikirlerin toplumun devletin yönetilmesi içerisinde katılmasını ve değerlendirilmesini sağlayan bütün süreçler anayasadaki usul kurallarıyla yürütülmüş, önceden belirlenmiş. Dolayısıyla ben anayasayı imzalayan, oylayan, onay veren bir neslin üyesi olarak benden sonraki neslin yani çocuğumun da benim yaşadığım şekilde anayasada korunmuş olan o usulle bağlı olarak demokrasiyle yaşayacağına dair bir güven duyuyorum. Aynı zamanda bu güven siyasetçilerin ya da yürütme görevinde bulunanların ya da bürokratların, kamusal görev içinde bulunanların davranışlarının kontrol ve takip edilmesi, ulusun gerçek ve gerçekleştirilebilir amaçlarına özgülenmiş şekilde çalışmaları konusunda da onları zorluyor aynı zamanda. Yani buradaki usul zorlayıcı bir şey ama aynı zamanda demokrasinin tecelli etmesinin de temel koşulu. Bu durumda ben devleti dört ana kolon üzerine yükselmiş bir bina, çatısı anayasa ve usul kurallarını da binanın duvarları olarak algılıyorum. Duvar olmadığında binanın içinde sıcaktan, soğuktan, rüzgardan korunup düzgün bir yaşam kuramayacağımıza göre bu duvarlar aynı zamanda usul dediğimiz binanın şeklini ve koruyuculuğunu veren bir şey. O zaman anayasaya sahip çıkmalıyız dediğimiz zaman aslında tırnak içinde anayasanın içerisindeki demokratik süreçleri belirleyen usul kurallarına uymalıyızı ben anlıyorum. Ne dersiniz hocam? Tabii ki. Yani izleyicilerimiz aslında bizim hukuk terimi olarak kullandığımız usul ve esası tam anlıyor mu bilmiyorum. Sizin de söyleminizden genel olarak hukuk kuralı karşılığı usulü kullanıyorsunuz izlenimini edindim. Belki orada bir kavramı netleştirmek lazım, ben yanlış da yönlendirmeyeyim. Yani genel olarak anayasa hukuk kurallarının yapılmasını ve toplumda buna göre yaşanılmasını sağlayan düzeni kurguluyor. Zaten anayasanın kendisi de hukuk kuralları. Yani hepsi bir bütün. Aynı DNA'yı barındırıyorlar. Anayasada, kanunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, yönetmelikte. Anayasanın içinde yaratılmış olan DNA'yı, sizin bahsettiğiniz o dört sütunu, hepsi uymak zorunda. Yani birbirine uyumlu olmak zorundalar. Uyumsuzluk asla olamaz. Bizim ama bunun içerisinde vatandaş olarak pozisyonumuz şu:
Bütün bu kurallarla oluşan bir düzen var. Kurallar bize düzen getiriyor, kaos değil. Yani tesadüfi bir yaşam değil, öngörülebilir bir yaşam. Bu da güvenlikli, huzurlu bir ortam anlamına geliyor. Yani o bizim yarattığımız düzen aslında bizim huzurumuzun, mutluluğumuzun, varlığımızın kaynağı. Yani ben şuna birazcık uymazsam kimse görmez. Ben de şunun birazcık altından oyayım. Ben de şu görevimi yerine getirmeyeyim. Ben de şunu ilan edeyim dedikçe bunun altı oyuluyor. Biz orada bir bina görüyoruz zannederken bir bakıyoruz pat diye çöküvermiş. Yani bu kadar büyük bir riske yol açtığını herhalde herkes bilse, herhangi bir kuralı ya doğrudan tanımazken, ihlal ederken veya etrafından dolanmaya çalışırken ne kadar büyük bir tehlike yarattığını anlar ve bunu yapmaz diye düşünüyorum. Bu programın bence en önemli amaçlarından biri de bu farkındalığı yaratmak. Çünkü anayasa başka türlü bir düzen kurmuyor. Diyor ki, bakın siz bir araya geldiniz, bir millet olmayı başardınız, birlikte yaşayacağız dediniz. Birlikte yaşayacaksanız nasıl yaşayacaksınız? Kurallara göre yaşayacaksınız. Çünkü 85 milyonun bir anda herkes mutlak surette çok güzel uyumlu yaşaması, hiçbir sorun yaşamaması mümkün değil. Her konuda yani ben buradan kalkıp başka bir ilime gittiğimde orada da trafik lambası var. Orada da diyelim bir meselem oldu mu emniyet var. İl Sağlık Müdürlüğü var. Yani devletin sunduğu kurumlar var ve ben aynı hizmetleri alabiliyorum. Yani bunu önceden kurallarla, kurumlarla oluşturmadıysanız bu kadar büyük bir lükse sahip olamazsınız. Ve oraya giderken de ayrıca benden vize istenmiyor. Pasaportumu kullanmıyorum. Şuradan çıkıp gidebiliyorum. Yani bunun ne kadar büyük bir nimet olduğunu farkına varmamız lazım. Bu nasıl başarıldı? 85 milyon insan kaç kişi birbirini tanıyor bu ülkede? Ama bakın mucizevi bir şekilde biz bütün bu imkanları ülkemizin her karış toprağında alabiliyoruz. Ve eğer benim haklarıma birisi tecavüz ederse bunun karşılığında da koruma mekanizmaları olduğunu biliyorum. Bütün bu konuştuklarımızın kaynağı anayasa. Anayasayla kurulmuş olan düzen. Bunu nasıl yapıyor anayasa? Teker teker maddelerle yapıyor. Her bir konuyu bize bu huzuru sağlayacak, bu ortamı sağlayacak her bir konuyu teker teker ele alıyor. Ana düzenlemesini yapıyor. Sonra da diyor ki zaten sizin seçtiğiniz temsilciler de bunu başaracak olan, bu dediğim düzeni kurgulayacak olan diğer düzenlemeleri yapacak diyor. Yani bunu böyle gördüğümüz zaman kuralları önümüzde böyle aşacağımız Survivor yarışmalarındaki engeller gibi değil. Tam tersine. İçinde kendimizi rahat hissedeceğimiz, sizin çok güzel tabirinizle yuvamızda hissedeceğimiz ortamı yaratan, bizi koruyan, üzerimize de hiçbir zaman yıkılmayacak olan kurallar yuvamız olarak görmemiz gerekiyor. Yani bir parçası, evet evimiz var ama bir de daha büyük bir yuvamız var bizim, vatanımız var. O vatana huzurlu, barışçıl bir vatan kılan bu kurallardır. Bu nedenle ister mesela doğrudan dediğimiz gibi anayasa değişikliği nasıl yapılır? Kaç tane oy gerekir? Veya bir anayasa ya aykırı bir kuralın iptali için kaç gün içinde mahkemeye başvurulur gibi usul kuralları olsun, usule dair kuralları olsun. İster diyelim herkesin eğitim hakkı ve ödevi vardır diye daha tamamen haklarımıza odaklanan bizim esas dediğimiz nitelikte esasa ilişkin kurallar olsun. Bunların her biri çok kıymetli. Hepsi bizim yaşamımıza dokunuyor. Anayasanın içerisinde bu seçimle ilgili hükümet sistemleriyle ilgili hükümleri bir kenara bırakıyorum. Burhan Bey. Onları bir kenara bırakıyorum. O ayrı bir alan. Yani gücü nasıl denetleyelim, nasıl paylaştıralım? Bu devlet gücünü sorusunun yanıtı orası. Oranın tabii ki siyasi boyutu da var. Oranın tartışmasını bir kenara bırakıyorum. Ama bizim vatandaş olarak özgürlüklerimizi, haklarımızı ve ödevlerimizi düzenleyen hükümlerin bize zararlı olması mümkün değil. Çok iddialı bir cümle ama aksi varsa lütfen izleyicilerimiz de bir araştırsınlar. Hem arada bir arada gösterelim anayasamızı. Şu kadarcık bir şey, şu kadarcık bir kitap. Böyle bir
araştırsınlar. Evet, bu hüküm çok zararlı. Vatandaşa çok zararlı bir kural bu desinler. O zaman biz tekrar program yapalım sizinle, onu konuşalım. Ama öyle değil. Yani bu kuralları böyle alıp bağrımıza basmamız gerekiyor. Ve bu kurallar hiçbirimiz için tek değil. Yani Burhan Bey için, Ayşe için düzenlenmiş kurallar değil. Bunlar hepimiz için. Yani başkalarının da bu hakları olduğunu bilincine de ermemiz gerekiyor. Bu da bizi doğal olarak daha dengeli, daha akıllı, mazbut bir insan yapıyor. Yani toplum yaşamına uyumlu. Bir yandan kendisini gerçekleştirirken bir yandan da başkalarına zarar vermeyen, hatta ötesi, yani dileğimiz, hayalimiz başkalarına da kendi değerini aktarabilen, kendisine değer yükleyen ve başkalarına da değer aktarabilen, onları da aydınlatabilen insanlar yapıyor. Ben şu anda böyle bir ütopyadan, cennetten bahsetmiyorum. Anayasamızın kurduğu düzenden bahsediyorum. Sadece bunu anlayıp, idrak edip benimsemek gerekiyor. Yani çok büyük bir mesele değil, yapılabilir bir şey. Önce okumakla başlayacağız tabii. Hocam şimdi az önce vatandaşlık ödevleri dediniz. Biz anayasada işte özgürlüklerimizi, sorumluluklarımızı, yetkilerimizi falan konuşuyoruz. Ama vatandaşlık ödevleri diye bir şey dediniz. Bu nedir hocam? Anayasada vatandaşlık ödevleri olarak tanımlanan şeyler. Şimdi çocuklarımız hep son yıllarda özellikle biraz eğitimimizin de bileşeni bu. Haklarından daha haberdar oldular. Ama madalyonun öbür yüzünü bazen biz de çevirmeyi unutuyoruz belki. Onlar da unutuyor. Haklar öyle tek başına gelmiyor. Paket olarak geliyorlar. Haklar ve ödevler şeklinde. Çünkü bizim bu kendi yetkimizden koparıp verdiğimiz yetkiyle oluşan devletin kaynağa ihtiyacı var. Bizim önce o kaynağı yaratmamız gerekiyor ki devlet o kaynaktan bize haklar bahşetsin. Ve yine bizim özgürlüklerimizin korunmasını sağlasın. Bugün bir güvenlik hizmetinin de bir bedeli var, bir maliyeti var. Bu nedenle moda deyimiyle bizim bu sistemi fonlamamız gerekiyor. Yani kendi kurduğumuz bu sisteme bir fon bulmamız Aman gerekiyor. Gayet hocam, halis evet. bir fon, gayet tertemiz bir fon bu. Tamam. Hiç arkasında çapanoğlu çıkmayacak bir fon. Çünkü şeffaf ne olduğu ortada, paranın da nereye gittiği ortada. Şeffaf olmasını da biz sağlayacağız. Çünkü soracağız, sorgulayacağız. Dolayısıyla buradan tabii ilk hepimizin aklına gelen vatandaşlık ödevi, vergi ödevi. Yani vergi ödevini yalnız yerine getirebilmek için ne yapmamız lazım? Vergi verebilecek şekilde değer üretmemiz lazım. Onun için ne yapmamız lazım? Eğitim almış olmamız lazım. Bu durumda karşımıza bir de eğitim ödevi çıkıyor. Anne baba olarak örneğin çocuklarımızı eğitmemiz gerekiyor. O eğitimi sağlamamız gerekiyor. Çocuğun da okuması gerekiyor. Aslında çok küçük yaştan başlıyor ödevler. Yani ödevler 18 yaşında başlamıyor bir vatandaş için. Kendisini bildiği, topluma uyum sağladığı andan itibaren başlıyor. Zorunlu ilk öğretim. Bu bir ödev. Vergi bir ödev. Daha ileriki aşamalara da, yaşamımızın daha ileriki aşamalarında vatan hizmeti. Bunun içini yine bizim bakın tartışarak birlikte doldurmamız gerekiyor. Vatan hizmeti deyince hemen askerlik anlamıyorum. Neden mesela kadın erkek tüm vatandaşların hayatlarında belirli bir dönem hem bir belki de farklı bir meslek edinmelerini, farklı donanımlar kazanmalarını, bilgilenmelerini sağlayacak bir vatan hizmeti dönemi olmasın? Çünkü iyi gün var, kötü gün var. Biz bir millet olarak bir arada yaşıyoruz. Kötü günde de ihtiyaçlarımızı ne yapmamız gerekecek? Karşılamamız gerekecek. Bu felaketlerden de zaten hiç yabancı olmadığımız bir durum. O zaman için donanımlı olmak çok önemli. Fena mı olur bir arama kurtarma eğitimi alsak mesela böyle bir vatan hizmeti döneminde kadınıyla erkeğiyle? Demek ki böyle bir bunların hepsini bu arada ben anayasadan söyledim. Bunların hepsinin anayasamızda karşılığı madde madde yazılmış. Gayet akılcı ve makul öneriler, daha doğrusu ödevler gördüğünüz gibi. Hocam vergi konusunu biliyoruz. Onu ayrıca belki konuşuruz. Vatan hizmeti deyince benim de aklıma hani erkek olunca askerliğini yapmış olmak geliyor ya. Hemen askerlik geldi ama vatan borcu dediğiniz sizin tarif ettiğiniz çok daha geniş bir kavram. Aslında yaşamın içerisinde var olan kitlesel risklere hazırlıklı olmak, neslimizin devamını güven içinde sürdürmek. Hocam zorunlu ilköğretim dediniz. Sonra da
Bir konu daha var, onu belki sonraki programa bırakabiliriz. Hocam niye zorunlu ilköğretim? Bu hakikaten böyle çok su kaldırır bir konu. Ben bir sonraki programda bunu açıklamak isterim. Ancak şimdi gelmiş olduğumuz uygarlık düzeyini düşündüğümüzde böyle de çok gelişmiş bir sistemin içerisindeyiz. O zaman bizim sahip olmamız gereken birey modeli tamamen bilmeye, öğrenmeye odaklanmış, aklını kullanabilen, sorumluluk sahibi bir birey. Nasıl geliştireceğiz biz bu bireyi? Mutlaka devletin bu süreci tasarlaması gerekiyor. Bana sorarsanız devletin en önemli politika geliştireceği ve kaynak ayıracağı alan, çok üzerinde kafa yorması gereken ve ideali bulması gereken alan eğitim. Çünkü bütün bu düzen insanla var oluyor. Hangi model insana ihtiyaç duyuyoruz? Bu hepimizin meselesi, devletin de görevi. Ama devletin sunduğu o hizmeti de almak ve kendimize o değer yüklemesini yapmak da bizim görevimiz. Bunu isterseniz ayrıntılarını sonraki programda da konuşabiliriz. Hocam Ama zorunlu vatandaşlık ilköğretimi. kolay bir iş değil yani. Onu Evet, sanırım buradan vatandaş. izleyicilerimiz de anlamıştır. Evet. Hocam son bir şey soracağım bu program için. Milletçe imece diye bir şeyden bahsettiniz. Biz programdan önce tabii ve programdan sonra değerlendirmeler yapıyoruz Evet. haliyle. Milletçe imece. Anayasada böyle bir şey var. Doğru mu? Evet. Nedir o? Yani evet aslında adı imece değil ama biz sizinle onu imece diye adlandırdık. Çünkü imece bizim kültürümüzün harika unsurlarından biri. Aslında anayasada da şu şekilde karşılığını buluyor. Anayasada tek bir yerde vatandaşlık ödevi ifadesi geçiyor. O da 18. maddede hangi bağlamda olağanüstü hallerde vatandaştan talep edilecek olan beden ve fikir çalışmaları. Yani o olağanüstü durumu aşmak için zor durumda olan hangi kesimimizse, neresiyse hem coğrafya olarak hem toplum hangi kesimiyse oraya gidip o kanayan yarayı iyileştirmek için neyimiz varsa maddi manevi katkı yapmamız gerektiğini söyleyen bir maddemiz de var. Aslında bu bile bizi bir kere daha evet burası benim yuvam diye hissettirmek için yetecek bir madde. Hemen belki izleyicilerimizden artık ellerinin altında anayasa olduğunu biliyoruz. Böyle 18. maddeye de gidip bakan olacaktır diye düşünüyorum. Hocam bu maddede bir ayrım yok değil mi anladığım kadarıyla? Ülkenin Yok. bir sorunu var. Hani bu sorunu Ülke ihtiyaçlarının diye ha geçiyor. Yani yani olağanüstü durumda ülke evet. ihtiyaçlarının karşılanması için. Bunu sadece depremle ya da orman Hayır, hayır, değil. yangınıyla sınırlandırmak doğru değil. Değil. Kültürel anlamda da veya başka anlamlarda da bir çok olağanüstü bir problem yaşıyor olabiliriz. Ve anayasa halkın kültürel kaynaklarını, zihinsel kaynaklarını, entelektüel kaynaklarını, bedensel kaynaklarını da beni ayakta tutmak için bunlara ihtiyacım var diye bizden isteyebiliyor. Doğru mu? İstiyor ama tabii ki bizim anayasamız özgürlükçü bir anayasa, çağdaş bir anayasa. Buna olağanüstü durumları özgülemiş. Ancak ben o hükmü her okuduğumda heyecanlanıyorum, böyle duygulanıyorum ve diyorum ki sadece olağanüstü hallerle değil, insan insanın yurdudur demiştik. Siz de çok sevmiştiniz bu sözü. Evet hocam. Bunu her an hissettiğimizde daha çok hayata bağlanıyoruz, daha güçlü hissediyoruz. Ne mutlu benim enerjime aktarabileceğim, değerimden verebileceğim yurttaşlarım var. Yani ne mutlu ki vatandaşım diyoruz. Bu da tesadüfi değil belki 18. maddede vatandaşlık ödevi altında bunun açıklanıyor olması. Ülke ihtiyaçları için. Ülkenin her zaman yetişmiş insana, iyi vatandaşa ihtiyacı var. Konuştuğumuz her şey aslında eğitilmiş insan modeline dayanıyor. Kesinlikle. Hakların, özgürlüklerin ne olduğunu bilmek ve kullanmak, vatandaşlık ödevlerinin ne olduğunu bilmek ve kullanmak, az önce bahsettiğimiz hani hem teknik anlamda hem de yaşam anlamında usulle ilgili, esasla ilgili imkanlarımızın ne olduğunu anlamak. Yani anayasanın bize ne verdiğini anlamak için bile eğitime ihtiyacımız var. Çok haklısın. Anlamadıkça bir şeyi sürdürmemiz mümkün değil. Anlamadıkça bir şeyi korumamız ve onun değerini bilmemiz mümkün değil.
anlamadıkça bir şeyi bizden sonraki nesillere aktarabilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla eğitilmiş insan modeli. Hocam, ben size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ufuk açıcı bir program oldu. Ben bu zorunlu eğitim meselesi konusunda biraz ev ödevi yapayım. Bir sonraki programın tümünde sadece bu eğitilmiş anayasadaki eğitilmiş insan modelini, Türk insanının eğitilmiş insan modelini konuşalım. Çok Çok güzel olur. teşekkür ediyorum. Hocam, Ben de çok ağzınıza teşekkür ederim. sağlık.